Peki bir şey Doğru. söyleyeceğim. Nasıl bu evliliği bitirme kararı aldın? Sen mi aldın? Bunu tanımını yapmak çok kolay değil aslında. Birlikte gibi bir şey oldu yani. Yani mesela bir kavga Kolay esasla mı olmadı onu ayrılalım? söyleyeyim. Bir kere Kavga de etmedik olmadı biz mı? hiç. Biz hiç kavga etmedik. Ama tartışmalarımız elbet oldu. Ama bu kavga boyutuna giden şeyler olmadı. Hiç bizim evde ses yükselmesi bile olmadı hiç. Öyle söyleyeyim sana yani. Enteresan. Evet. Ama bir takım şeyler ayrılmaya başladı anlayışlar. Yavaş yavaş zamanla. Oluyor mu o Oluyor anlayış? tabii yani 10 sene az bir zaman değil ya. 10 sene mi sürmüş 10 evlilik? sene. Ya evlilik 7 Yani sene. 7'se 3 7, senedir 7 küsur sene. beraberlik. 3 senede beraberlik var 10 sene. Yani Evet. az bir zaman mı? Tabii canım. Peki yani... Herhalde bizim şeyde yoktur örneği çok Aynen fazla. ya, çok fazla yok. Yok, sizinki Orhan işte... abileri geç. Orhan abileri. Müslüm abileri rahmetli. Aynen. Hayır, bu Tabii. kadar istikrarlı giden bir genç neslinin çok örnek çiftisiniz ve mesela işte çocuklara çok iyi anne baba olduğunuz falan hep böyle örnek teşkil eden bir vaziyetiniz olduğu için birdenbire o ayrılık şeyi tabii bir sürü şeye sebep Hayal kırıklığına. söylendi. Tabii hani Belki öyle. de. Ama ben şeyi merak ettim. Yani bu evlilikten çünkü sen bu evlilikte daha kaderci ve daha yerinde duruyordun gibi duruyordu yani. Senden mi geldi diye düşündüm. Yani mesela bir anda mesela kavga edersin, biz ayrılalım dersin. Yoksa yavaş yavaş hani nasıl oldu Bu yani? biraz Birbirine bir nasıl... birikim oldu galiba. Birikim oldu. Dediğim gibi zaman içerisinde bizim hayata bakışlarımızdaki bir takım farklılıklar belki Nasıl biz bakıyorsun farkına bile hayata? varmadan bizi ayrıştırmaya başladı. Nasıl mesela? O ne Ben bunu demek? Bilmek bilemem. istiyorum. Bilemem Niye ki bilmek yani istiyorum şey ki? bu Yani çok nasıl oluyor sonradan? olur yani insan gelişmez mi? Çünkü Değişmez Ceceli mi? de Yani 10 geçenlerde sene açıklaması oydu ya içerisindeki Mustafa, Ceceli'nin açıklaması da oydu. Yani hayata farklı beklentilerimiz vardı. Farklı Ya bakışımız oluşmaya düşünsene başlıyor falan diye. yaşlarımız 10 sene evvelki yaşlar. Tamam. Beraber olmaya başladığımızda. Tamam. 10 sene değişmez mi ki? Bence bir kadının en çok değiştiği yaş. Ki bir adam için de bu yaşlar O çok zaman şey ilk değil. önce Çağla daha fazla değişti. Çağla ne gibi mesela beklendi? Nasıl değişti Çağla? Yani ne istiyordu da sana uymuyordu mesela? Bilmem. Nasıl biliyorsun? Bildiğin ki bu yüzden Yok, ayrı. bunlar artık çok geçmişte kalmış. Şu anda bile gerçekten çok net olarak hatırlayabileceğim Siz bir şey neden yok. ayrıldığını hatırlamıyorsunuz, öyle mi? Hatırlamıyorum. Sen Ama hatırlamak... kavga dövüş olmasına gerek ya da işte Yok ya, bu Emre çok efendi, çok düzgün bir öyle bir çocuk. şey olmasına gerek kalmıyor bazen Detaylarda gerçekten yani. boğulmayalım diyor. Hani kendi metal yorgunluğu vardır ya, evlilikte de bazen Doğru mu? Doğru yorgunluklar doğru. Evet, olur. evet. Yorgunluk hiçbir zaman bir evliliğin Bak bu bitmesinin asla böyle bir şey nedeni kabul edemezsiniz. olamaz. Bir kadınla bir erkeğin Kusura bakma. nasıl Yorgunluktan ayrılabilir? kastı metal yorgunluğu diye bağdaştırdığı şey aslında psikolojik yorgunluk. Evet, şeyden Olabilir. bahsediyorum. İlişki... Peki bu psikolojik yorgunluk, sen bu saatten sonra kimle başlarsan ve devam edersen orada da olacak, Ben pek biliyor musun? başlamayı düşünmüyorum. Ha, başlamayı düşünmüyorum. Başlamayı düşünmüyorsan. Çünkü bitiyor ya. Bitmesin diye başlamayı düşünmüyorum. Böyle bir, Yani hiç bitmeyen bir ilişki mi hayır. olacak? Sizin yanıldığınız ne var biliyor musun? Bu yolculukta karşınızdaki kadının ve olayın sistemi sizi yorduğunu düşünüyorsunuz ve bir başka gelecek ikinci sisteminde bundan farklı olacağını düşünüyorsunuz. Yanılıyorsun. Yanılgınız Bak ben orada. öyle düşünmüyorum Bak artık. Sen yanılıyorsun. Benim Niye? dediğim o metal yorgunluğu falan hani şey değil. Ay ben bundan bıktım, dur başkasıyla bilmem ne yapayım mantığı Ne değildir. mantığı? Açıkla. Onu demek istedim. Ben de onu anlatmaya Ya çalıştım. Ha, hani anlat. bir ya Ha. kimle kim Emre ile beni aynı eve koysan Ha. arkadaş olarak bir Kardeşinle bile aynı evde 10 yaşamak evde çok zor oluyor. yaşasan bir şeyler yorulursun. Bir Evet. şey yorar yani. Evet. O zaman imza atarken ömür boyu diye atmayacaksın. Değil 10 tabii. senede bir diye yenileme diye Bak bu atın. da enteresan bir yaklaşım. Olabilir. Yani Şunu buna bir söylüyorum. süreç Bu koyalım o zaman. bazılarında Ya olur tabii tamam mı, ki. devam mı diye. Aa, yani böyle bir Bazı saçma. evliliklerde bunlar olabilirdi. Yani farklı bakış açıları çıkıyor, bilmem neler çıkıyor falan. Ama bunun tabii ki mesela ben de kaç yıl oldu? 7 yıldır falan evliyim. Ya işte mesela biz daha çocukları bırakıp mesela daha bir baş başa zaman geçirmeye çalışıyoruz. Daha bir kaçmaya çalışıyoruz falan filan. Böyle nefes almaya çalışıyorsun. Bir de hani sen de gayet iyi bilirsin ki şimdi 8-5 mi? 8 kaç? Evet. 8-5 mi? Yani 7,5-5. Evet. Yani hele ki onların böyle ilk 5 yılları falan, anladın mı? Zaten hani karı kocanın böyle birbiriyle çok zaman ayırabildiği, çok şey yapabildiği bir dönem olmuyor. Evet. Çocuklara Çocuk aşkı konsantresi. öldürüyor mu o zaman, öyle söyleyeyim size. Yani Biraz. biraz şey yapıyor ya. Yani çocuk olay şey mi? Ben mesela... Çocuktan sonra çok ayrılan çift var. Ha. Onu söyleyeyim. Bunun sebepleri var. Bir tane sebep değil. Kimi zaman erkekten kaynaklanıyor. Kimi zaman kadından Aynen. kaynaklanıyor. Kimi zaman da çocuktan kaynaklanıyor. Tabii. Yani Sıkılıyorlar ikimizin mı? hep beraber kaynaklanıyor. Yani aslında yani olabiliyor bu. Mesela bazen yani öyle enteresan durumlar gördüm ki ben arkadaşlarımda. Kadın doğurduktan sonra kendini tanrı yerine koyup adamdan uzaklaşabiliyor.
Ya da kadın doğurduktan sonra adam kadını tanrı yerine koyup, tanrıça yerine koyup kadından uzaklaşıyor, çekinmeye başlıyor falan. Ya da çocuk problemleri sizin ikili ilişkinizi tamamen ortadan kaldırıyor mesela. Yani bunun çeşitli şeyleri var. Doğru. Bunu da bilmeden oluyor bunlarda. Yani bunun farkına bile varmıyorsun. O belki ondan biraz oluyor, belki ondan biraz oluyor. Stresler, dertler falan oluyor yani. Çünkü ben mesela bir restorana gidiyorum, şöyle gözlemliyorum özellikle çocuklu aileleri. Çocuklu aileler bakıyorum genelde karı koca hiç konuşmuyor. Ona diyor ki çocuğum yesene diyor, ona versene diyor. Yani hep konuşmalar çocukla alakalı. Şimdi daha enteresanını sana söyleyeyim mi? Çocuklar büyüyüp evden gittikten sonra karı koca tamamen yabancı oluyor. Çünkü o zamana kadar tek ortak noktaları çocuklar olmuş. Çocuklar evden gidince ortak nokta hiç kalmadığını ve birbirlerinden tamamen iki yabancı tekrar baştan hani tanışmaları gerekir noktasına bile geliyorlar bazen.